Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir ortamdayım. Dedim birazcık dışarı çıkayım. Hep böyle masa başında çalışıyoruz. Masa başında incelemeler yapıyorum. Biraz farklı bir ortamda sizlere yeni bir cep telefonunu anlatmak istedim. Honor Magic 5 Pro. Bunun ben bir etkinliğine gitmiştim. Daha doğrusu X9A'nın ki X9A kanalda incelemesi de olan bir telefon. Bu telefonu da orada görmüştüm. Hatta o etkinlikle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptığımda neden bu tarz böyle üst düzey modellerin Türkiye'ye gelmediği sorusu da bana sorulmuştu. Bu videoda bu telefonun özelliklerini anlatacağım ve Türkiye'de satılmayacak bir model bu arada bu. Neden Türkiye'de satılmayacağını bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi telefonun hızlıca bir genel görünümden bahsedeceğim. Tasarım olarak Honor 70'e benziyor. X9A'ya da benziyor. Kenarları yuvarlatılmış ama çok da ince değil bu arada bunun kenarları. Diğer söylediğim modeller kadar değil ama yine de bir böyle bir yuvarlak durum söz konusu. Arka tarafta görüyorsunuz. Bunu detaylarda da koyacağım. Böyle devasa büyük bir kamera alanımız var. Burada 3 tane ana kamera var. LED lambamız var. Hatta bir tane de TOF kamerası var. Onu da söylemiş olayım ama temelde 50-50-50 olmak üzere üçlü bir kamera bizleri karşılıyor. Bunun dışında ekrandan parmak izi okuyucu var. Android 13 ile beraber geliyor. Magic OS 7.1. Türkiye'de 7.1 yok bildiğim kadarıyla. Var olduğunu söyleyenler varsa da yazsın ama benim bildiğim 6 küsurlarda devam ediyor hala. Türkiye'de henüz gelmedi bu 7 sürümü. Gelirse çok seviniz. Buradan Honor Türkiye'ye duyurmuş olayım bunu. Bu telefon Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Biliyorsunuz özellikle üst düzey telefonlarda kullanılan bir işlemci bu. Türkiye'de de çok fazla örneği yok. Yanlış hatırlamıyorsam Z Flip 4'te var bu işlemci. Kameralar da az önce söyledim ama söyleyeyim 50-50-50 olmak üzere üçlü bir ana kameramız var. 50 olan ana kamera f1.6. İkinci olan telefoto olan ki 3.5x zoom yapabiliyor. Bu da 50 mm ve f3.0 diyaframa sahip. Ultra geniş açı olanla yine 50 mm. O da F2 diyaframa sahip arkadaşlar. Ön kamera 12 megapiksel. Onu da söylemiş olayım. Stereo hoparlör var. Wi-Fi 6 var. Bluetooth 5.2 var. Kızılötesi port var. Şuradan göstereceğim onları size detaylarda. NFC var. 5100 mAh'lik bir lityum polimer pilimiz var. 66 watt kablolu şarj. 50 watt kablosuz şarj. 50 watt bu arada maşallah. Ters şarj özelliği var. Kablolu ters şarj var. Ve Avrupa fiyatı 1000 euro civarında ama bu fiyat düşmüştür diye tahmin ediyorum muhtemelen. Çünkü sahibinden üzerinde bu telefonu 22.500 liradan başlayıp işte 35.000 liraya kadar çıkan farklı fiyat seçeneklerinde alabiliyorsunuz. Tabii bunlar yurt dışından getirilme modeller. Söylediğim gibi videonun başında marka bu telefonu Türkiye'ye resmi olarak getirmedi arkadaşlar. Şimdi telefonun tabii özellikleri böyle ama benim en çok beğendiğim ve muhtemelen sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm özelliği 50 megapiksellik 50-50-50'lik bu üçlü kamerası. Bu kamera arkadaşlar 100x, evet yanlış duymuyorsunuz, 100x zoom girebiliyor. Özellikle bunu S23 Ultra ile karşılaştırıyor Samsung'un modeli. Hatta ben de Karaköy'den Eminönü'nü çektim arkadaşlar bu telefonla ve gerçekten de oldukça iyi bir zoom giriyor. Hatta şu anda ben size canlı canlı göstereyim. Hemen bir ekran kaydını başlatayım. Kamerayı açıyorum. Şöyle kaldırıyorum. Şimdi önce ultra geniş açıyı açtım. 1x, 4x şu anda gösteriyorum. 10x video modunda pardon, evet. Şimdi girmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi 100x ta karşıdaki apartmanları çekiyorum şu anda. Biraz çıkayım. Bakın mesafeyi görmez açısından. Şu anda geniş açıdayım. Şu anda 100x. Hatta fotoğraf çekeyim. Böyle 100x girdiği zaman da sabitliyor bu arada. Eliniz titremesin vesaire gibi durumlarda kalmamak için. İşte bu şekilde bir 100x'e kadar zoom girebiliyorsunuz. Tabii gelelim kritik soruya arkadaşlar. Şimdi bu tarz telefonları bu farklı markalarda da var, Honor'da da var. Üst düzey modelleri var. Fakat Türkiye'ye getirmiyorlar. Bunu soranlar olduğu için açıklıyorum bu videoda. Temel sebebi şu arkadaşlar. Şimdi bu telefonun resmi fiyatı 1000 euro diyelim. Hadi fiyatı düştü diyelim. 800 euro, 700 euro düşsün. Ama vergilerde şuydu buydu işte distribütör kârı, garanti veriyorsunuz şudur budur derken bu fiyat gerçekten de hani 1000 euroya yaklaşıyor. Tabii şimdi 1000 euro bugünkü kurlarla konuştuğumuzda 28 29-30 TL en azından ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle böyle. Şimdi 30 bin lira para olduğu zaman da arkadaşlar diyeceksiniz ki yani 30 bin lirayı Honor Magic 5 Pro'ya verir miyim? Bu soru insanın aklına geliyor. Ve muhtemelen birçoğunuz diyecek ki yani 30 bin lira ona vereceğime şunu alırım. iPhone alırım, Samsung alırım, alırım da alırım diyeceksiniz ki evet haklısınız yani bu kadar para verdiğiniz zaman daha farklı modellere yönelmek isteyeceksiniz. Bu ne yazık ki böyle. Hani yapacak bir şey yok. Ülkedeki vergilendirme sistemlerinden ya da hani marka algısından da kaynaklanan bir durum var. Honor kötü bir markadır diye söylemiyorum ama diğerleri daha algıları yüksek olduğu için hani bu parayı ona vereceğime buna veririm demek meselesine geliyor arkadaşlar. O yüzden burada yapılabilecek bir şey yok. Evet az önce söylediğim sebeplerden dolayı arkadaşlar ne yazık ki bu telefonlar Türkiye'ye şimdilik gelmiyor. İleride durum değişirse ben de sizlere bu konuları aktaracağım. Ama telefon güzel. Gerçekten de özel
özellikle kamera tarafı iyi. İşlemcisi çok iyi. Biliyorsunuz bu işlemci ağırlıklı olarak son böyle üst düzey telefon modellerinde kullanılıyor. O yüzden özellikle oyun vesaire performans anlamında iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Ben denemedim oyunlarda falan. Çünkü dediğim gibi Türkiye satılmayacak bir telefon. Satılmayacak bir telefonla ilgili de oturup böyle testler vesaire yapmayı çok doğru bulmuyorum. Ama böyle modelleri var markanın. Türkiye'de satılmıyor ama inşallah önümüzdeki yıllarda gelir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bu böyle bir inceleme değil. Honor Magic 5 Pro'nun neden Türkiye'de satılmadığını anlattım. Biraz da özelliklerinden bahsettiğim bir video oldu. Bu tarz videolar gelecek. Mesela geçtiğimiz günlerde de farklı telefonları, ben Türkiye satılmayan modelleri de yine kanalımda sizler için incelemiştim. Neden satılmadığını da bilin diye bu videoyu da paylaşıyorum. Ve ileride gelebilecek sorulara karşı da, mesela bana soruyorlar bazen, işte X markasının üst düzey modelleri Türkiye'ye niye gelmiyor? İşte onlara bu yanıtı vermek için bu videoyu çektim arkadaşlar. Ha ileride durum değişirse ben de bu tarz videoları güncellerim. Ona göre de farklı bir şekilde, farklı bir videoyla karşınıza çıkarım. İzlemekte olduğumuz bu videoyu Honor Magic 5 Pro'nun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum arkadaşlar. İşte 4K 30 fps kayıt yapıyor bu arada. İşte telefonun kamera görüntüsü, ön kamerası kalitesi bu şekilde. Gerçekten çok başarılı. Bu telefonla ya da Honor markasıyla ilgili sorularınız, görüşleriniz, fikirleriniz varsa ya da farklı bir markalarla ilgili yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Ne kadar abone sayım olursa o kadar da daha fazla bu tarz ürünlerin gelmesi daha mümkün hale geliyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni sosyal medyada takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.